kişi Elif ve Mert Ali. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Valla her şey güzel. Çok keyifli. Biraz önce konuşuyoruz Kenan'la, diyorum ki ben hayatımda böyle bir şişle hiç örgü öremedim. Batman'da öğretmenlik yaptım 1,5 yıla yakın zaman. Orada bütün öğretmenler örgü örüyorlardı falan. Sonra dediler ki böyle yanımızda tek oturmakla olmaz, sen de başla. Şiş verdiler bana. Ama 2 sıra üst üste aynı şeyi yapamadım ben hiç. Herkesin marifeti farklı. Düz gidip ters döndüm, ters gidip düz döndüm. Sen de çok güzel sözler yazıyorsun. Evet, öyle gerçekten işte. Gerçekten okudum, CV'ne baktım programa girmeden önce. Elif kimdir, Mert Ali kimdir diye. Yaptığınız çalışmalar ve çalıştığınız isimler çok hakikaten Işın Karaca, Fatih Erkoç, Soner Sarıkabadayı, Ajda Pekkan, Demet Akalın. Demet Akalın. Demet boğar bizi. Ay bravo, gerçekten o kadar güzel isimler. Söz yazıyorsun, beste yapıyorsun, evet. Sen aranjörsün. Evet. Ayça Pekkan'ın şarkılarının aranjörlüğünü yapmışsın. Fatih Erkoç, ben mesela hayranıyımdır. Öyle çok mi? Değerli bir müzisyendir. Biz de çok Fatih seviyoruz. Erkoç. Ya bu seviyoruz. Kadar yetenekli bir insan olabilir mi diyorum bazen. Evet, evet. Maşallah. Aynı var maşallah. Gerçekten. Allah sağlık versin. Kesinlikle. Çok seviyoruz Fatih abi. Sahnesi de müthiştir. Kesinlikle öyle. Gitmeyenler varsa Ezgi söyledi, gidin bence. Efsanedir yani. Kesinlikle harika sahne yapıyor. Çok iyi sesi var zaten. Enstrüman çalıyor. Aynen zaten. Enstrümanlar çalması çok hareketli. O kadar da mütevazı bir insan. Kesinlikle gerçek yani müzisyen. Yani size selamlar, saygılar. Konservatuar okumuş. Hani işin ilmini aldığı için zorluğunu biliyor ve dolayısıyla onun altında böyle güzel taşıyabiliyor bence işi. Bu da bizim medar iftarlarımızdan biri. Aynı zamanda Fatih abi. Biz de onların işte gölgesiyiz. Onlardan sonra okuldan geçmiş ve bu işi yapmaya çalışan konservatuarlı insanlar. Güzel. Dolayısıyla onun hani boynun, başağın boynu eğilir, dolu başağın. Doğru. Başak boşsa savrulur durur. O böyle gezer. Dünyaları ben yarattım. Vardır ya öyle insanlar. Aynen. Aslında ne kadar boş olduğunu gösterir. Ben onu her zaman söylerim. Öyle. Fatih abi de en dolulardan. Aynı güzel. Senin de doktoran varmış. Profesörlük unvanı geliyor. Müzik hocası i̇nşallah, aynı zamanda. İnşallah. Tanıyacağız. Rüzgar'ı da soracağım. Bir oğulları varmış, evlatları. Var var. Çok şükür bütün evlatları Allah sağlık uzun ömür versin. Rüzgar bizim dünyamız. Ay. Ondan arta kalan zamanlarda bir şeyler yapıyoruz. Kaç yaşında? Şimdi 7,5-8 oldu artık. Bir ay sonra 8. Büyüdü büyüdü, kocaman oldu. Ay ne güzel ya. Harika vallahi, maşallah. Hem işi beraber hem evde beraberler, takdire şayansınız. Çok teşekkür ederim. İkisi de başarılı bir insan. Sohbet edeceğiz. Tamam. Şimdi burada biz beğendili köfte yapıyoruz Elifciğim. Biz de beğeniyoruz. Çok güzel görünüyor. Şimdi köftelerimizi hazırladık. Soğan, sarımsak, maydanoz, sıvı yağ koyduk içine. Bildiğimiz ev köftesi güzelce yoğurduk. Baharatlarımızı koyduktan sonra bir kızgın yağda güzelce kızarttık. Reklam arası burası yağ kokuyordu evet. Zaten. Yağlar koktu. Şimdi beğendiği yapacağız. Şimdi tereyağını koyuyorum. Ve erince hemen unumu ilave edeceğim. Güzelce kavuracağım, o bir kokusu çıksın. Sonrasında sütümü koyup çırpacağım. Sonrasında da közlenmiş patlıcanlarımı ekleyeceğim. Tuzunu ekleyeceğim ve en sonunda kaşarımı ekleyeceğim. Böyle biraz sündüreceğiz. Ay çok güzel oluyor. Son taraftan bayılırım. Baskı var. Bunu mutlaka öğren şu an izlediğim Mert Ali beni geçiyor. Erkekler değil mi? Evde yemek yapar mısın? Ben çok güzel yemek yapıyorum. Ben örgüden anlamıyorum ama beğendiği benden daha önce istediği birkaç kez yapamadım. Bunu sen öğrensen de bana sen yapsan. Mesela değil mi? Bir lezzeti de sen yapsan Mehmet Ali. Yaparım ama Mert Ali derseniz. Mert Ali mi? Mehmet Ali mi? Mehmet Ali mi dedi? Ha, beni aldılar. Eyvah. Mehmet Ali beni aldı. Süper. Ay çok hoş. Burada güzelce unumuzu kavuralım. Hı-hı. Yakmadan. Kokusu çıksın. Evet. Sütümüzle beraber. Sütümüyor. Çok güzel bir lezzet. 2 yemek kaşığı, yani 2'ye 2 olacak. 1 yemek kaşığı un koyuyorsak 1 su bardağı da süt koyacağız. 1 yemek kaşığı da tereyağı koyacağız. Ben şimdi 2 ölçü yaptım. 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. 2 bardak süt koydum. 2 yemek kaşığı da un koydum. Harikasın. Hı-hı. Yapmaya devam. Evet, bunu kavuruyorum. Süper. Şimdi sütünü koyacağım. Hı-hı. Ve çırpmaya devam edeceğim. Süper. Gözümüz sende zaten. Evde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Mutfağa sen giriyorsun, anladım. Aslında ben çok fazla bu aralar giremiyorum. Annem sağ olsun bizimle birlikte. Annem ay, yapıyor yemekleri. Bizde evet, var. İyi ki varlar. Çocuğu büyüttü, yemekleri de yapıyor. Ben de işte okuyorum, şarkı yazıyorum, öğretmenlik yapıyorum. Öyle şeyler evde. Geçenlerde yeni bir eve taşındık biz bu arada. Hayırlı olsun. Bir ay kadar oldu. Sağ olun. Sağ olun. Evdeki durumumuz... Gitar çalıp şarkı söylüyoruz. Ustalar da dışarıda çalışıyor. Matkap sesleri falan. Yeni bir şeyler yazdık. Ona bakıyoruz Mert Ali ile. Matkap sesleri kesildi. Uzun bir süre sessizlik olunca gittiler mi acaba Mert Ali dedim. Bir baktım herkes işi bırakmış. Yandan bizi dinliyorlar. Ay bizim... Patlar herhalde. Yorgunluk atıyorlar. Dikkat çekmiş şey, yani. Bizim evin halleri böyle. Hep müzik var evde.
Bizim için çok renkli mi bilmiyorum ama dışarıdan izleyenler için çok renkli. Ama tabii siz böyle notalarla matematik gibi uğraştığınız için tabii gibi ki zorluk kısmı da vardır. Rüzgar'ın müziğe ilgisi var mı? Rüzgar konservatuvar ikinci sınıfta okuyor, Mimar Sinan. Şakasın. Valla iki okulda birden okuyor. Hem ilkokul iki. Genetik. Armut dibine düşüyor. Aynen öyle. Bravo. Bir piyano çalıyor. İki buçuk yaşından beri. Havalı. Evet evet. Çok iyi müzikli arası. Yani ikimize birden çekmiş diyeyim. Hem anneden hem babadan. Enstrümanistliği daha çok babaya çekmiş diyelim. Evet. Şarkıcılığı da annesine çekmiş. Öyle de inşallah. Ay çok şekersiniz ya. Yani, benim mutlu olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İşte ortak noktaların olması evlilikte zaten o besleyen bir durum. 15 yılda birbirimize benzedik diye düşünüyorum. Siz nasıl tanıştınız? Sahnede mi tanıştınız? Öyle oldu değil mi Mert? Evet, eskiden çok eskiden. 15 senedir evliyiz biz bu arada. Oo, bravo. İlk başlarda aynı mesleği yapmak insanları gerçekten birleştiriyor. Hı. Sonradan geliyor ya yayın galiba o falan. Ne oldu, kendi kahkahamı duydun? Ben de. İlk başta o vardı. Ondan sonra da Elif'in söylediği gibi insanlar birbirine benziyor ve sanırım karşılıklı değişime uğruyorsunuz. Ve bizimki bir pozitif değişime uğramış bir birliktelik diyeyim. Ve güzel işte sevmediğimiz yani yanlar. Çıkmış yani sonunda. Yani. Aynen, evet evet. Mutlu son. Çünkü müzik dünyasına damga vurmuşlar yani. Çok sağ olun. Estağfurullah. Yani, evlilikle beraber. Aynen. Ya hep yani, başarıyla beraber evliliği sürdürmek gerçekten. Bizim bu sektörde çok zor bir şey bu gerçekten. Evet, yani, ona istinaden söyle. Biz İzmirliyiz ikimiz de. İzmir doğma büyümeyiz. İlk evlendiğimizde de İzmir'de 2 sene oturduk. Son 13 senedir burada oturuyoruz. İstanbul gerçekten hem bu sektörün kalbi, piyasanın kalbinin attığı yer hem de... Çok güzel anlatıyorsun Mert Ali. Bir daha beğeniyorum seni şu an bakıyorum. Ben de... Eyvah. Beğeniyorum. Hep numara bunlar Ezgi Hanım. Ay beğendiği öğrenemedim. Hiç çılgın da evde neden yapmıyorsun demesin diye burada kur yapıyorum. Kaçtı orası şu an bende. İşte öyle falan. İstanbul'da kurt kapananı söyleyecektim. Yani hakikaten bizim sektörde enteresan bir sektör biliyorsunuz evet. Sizin de bildiğiniz gibi. Zor yani. Evet çok fazla görmüyorum ben de bizim gibi işte ilişkisi uzun zaman sürmüş aynı işi yapmaktan keyif alan. İşte hatta bunu evlenmeyi düşünüp evlenip 15 yıl bunu devam ettirip bir de üstüne çocuk yapıp. Evlenmek güzel de işte devam ettirme kısmı zaten zor. Kötü mü? Hayır zor. Başaramayanlar var ben başardım diyor üzerime göre. Düşen görevi yani layığıyla yapıyorum diyor ben. Kadınlar bilir ya programlarını. Bence kadınlar bilirse eğer akordu, ben müzik dilinde konuşayım, akord çekmeyi evliliğinde o iş yürür. Bence işin sırrı kadında. Yani kadın olarak hep öyle söyleniyor ya da bence de erkeklerde şimdi. Aslında burada. Hayır canım hayır öyle değil. Atışma başlıyor. Evet, arada. Hakikaten ben kadınlarda diye düşünüyorum. Bence... Çünkü değil yani Barış Hocam? İş bölümü yapıldığında yemek, çocuk ve işin ev yükünde daha çok kadına iş dönüyor. Doğru. Bizim İlkin, toplum doğru. Biraz öyle. Hani Avrupa falan benim eltim Fransız o sebeple oraya baktığımda onlarda daha bir bölünmüşlük var ama bizde işin yükü daha çok kadında. Kadın orayı mutlu mesut yapıyorsa evlilik güzel gidiyor. Ben çok mutluyum. Rüzgar var, Mert Ali var hayatımda. Nane olsun. Canım ya severek yapıyorum. Beğendiği yapamayacağım Mert Ali buradan artık sen vay idare et. Onu da sen yap. Vay arkadaş, onu da derken mı? Yani çok şey yapıyorsundur muhakkak ki de. Vay. Yani yapıyor. Arada i̇şte, böyle erkek finalde böyle bir anlatıyor sevinecek. İşte final bu. Ya evet. Benim eşim de hiç yapamaz. Hatta arada kahve yapıp getiriyor ben o kadar mest oluyorum ki. Ya kahve ya, bizde kahve her gün mesela 2-3 defa yapan. Kahve yendi yaptı. Yani. Yapıyor, bak buydu. Kahve her gün 2-3 kere falan bende. Annem onun kahvesini daha çok beğeniyor mesela. Benim yaptığımdansa Mert Ali'yi tercih ediyor. Kahvede 10 numara. Kahvede 10 numara ne demek çok kötü bir Türkçe. Güzel güzel. Birbirini güzel ağırlamak güzel. İnsanın önemli bir şeyi. Kıymet verdiğini hissettirmek güzel bir şey. Kahve bahane tabii yani. Orada düşünmüş olması. O incelik. Ben öyle küçük detaylara bakarım çünkü. Kahvenin hattından 40 yıl tamamlayacağız biz artık Ezgi'cim. İnşallah. Öyle ümit ediyoruz. Allah'ım inşallah. İnşallah.